Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı gördünüz mü? Evet. Protest tırnaklarıyla sosyal medyadaki Evet. fotoğrafı. Şeyma Subaşı mı yoksa şey mi? Tuba Hüsam Yok, mı? Hayır, Şeyma Şeyma Subaşı. Subaşı. Evet. Tamam. Benim Allah dünyam notunu düşüyor ve bir video paylaşıyor. Ve kızı Melisa'nın o minnacık kız çocuğunun Allah. şu kadar, şu kadarcık kız çocuğunun elinde 8 böyle yaşında. 8 yaşında kız çocuğunun protest tırnakları. Bir görelim, ardından konuşalım. Evet, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın protest tırnakları. Doğru buluyor musunuz? Asla. Tabii ki de hayır. Böyle bir şimdi şey. Anneler Hayır. biraz bir sonraki işte dahil olsunlar. Ben bir baba olarak Evet. bu konuda bir şey koyacağım. Kız çocukları doğuşları itibariyle ruhen anaç doğarlar zaten. Erkek çocukları tabancayla, arabayla oynarken onlar hali henüz daha bebek sabi yaşlarında bebeklerini uyutmaya, emzirmeye, annelik duygusuyla yaparlar. Ve O yüzden de annelerine benzemeye evet. O yüzden de çok küçük yaşlarda kadınsı hareketlere bürünmeye başlarlar. Çünkü rol model annedir. Aynen. Onu makyaj yaparken izlerler, giyinirken izlerler, saç tararken izlerler. Ve daha o küçücük yaşlarında rol model anne olduğu için anne olmak gibi hissederler. Burada ebeveynlere, annelere çok büyük sorumluluklar yükleniyor. Nedir? Makyaj yaparken çocuk yanında olmayacak. Giyinirken banyodan çıktın. Sütyen külot giyinirken çocuk yanında olmayacak. Saç tararken çocuk yanında olmayacak. Yani çocuk seni kadınsı da eylemlerini gerçekleştirirken gözüyle görmeyecek, izlemeyecek seni. Yazmayacak bunu hafızasına. O zaman bazı şeylerin önüne geçeceğiz. Şimdi 16-17 yaşında, 15 yaşında saçlarına balyaj attıran, boyatan, henüz daha sabi yaşında göğüslerinin küçüklüğünden dem vurarak silikon taktıran, 20'li yaşlarında 45 yaşındaki kadın edasıyla dolaşan ama 45 yaşına geldiğinde de kadınlığından hiç zevk almayan bir güruh var sokakta. O yüzden burada annelere, şahsi fikrimi söylüyorum, burada annelere kız çocuklarının yetiştirilmesi konusunda çok büyük sorumluluklar düşünüyor. Kesinlikle. Bunun bir benzeri de erkek çocukları ve babalarının ilişkilerine bağlı. Aynen. Anne ile olan diyaloglarına çocuklarının yanında saygı çerçevesi dışında hareket edersen senden izlediği görünümü yarın hayatına aldığı kız arkadaşı dahil olmak üzere hayatına giren bütün kadınlara senden gördüğünü yapıyor. Çocuk bir şey öğrenmiyor. Çocuğun aynası sensin. Bak ve kendini gör çocukta. O yüzden bu çocuk çok küçük yaşından beri Şeyma'nın elinde ne yazık ki çocuk gibi değil yetişkin bir kadın gibi bakılıyor. O yüzden de bu gördüğüm tablo bana hiç ama hiç can acıtıcı gelmedi. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Ama bu yeni o değil. O zaman sen yani minik kızını... minik masum minik 5 yaşında 7 yaşında çocukların böyle kız çocuklarının böyle pembe pembe onu oje sürerler falan. Karşıyım. Onlara da mı karşısın? Karşıyım. Karşısın ama karşıyım. Bir şey söyleyeceğim. Çok, çok, İstediğin hayır. kadar rol model olmayacağım de. Görsellik diye bir şey var. Çocuk seni muhakkak saçını yanında yapmasan da, dudağını yanında boyamasan da seni bir şekilde ama görecek. Böyle bir şey imkansız. Dolayısıyla hayatım, kız çocukları... Sen eğer ayna karşısında çocuğunun yanında dudağını bir rujla boyamazsan, dudağın rujla boyanacağı fikri Yok, onun kafasında onu. Oluşmaz. Hayır, bilir. Yani, senin dudağın bir gün kırmızı bir gün değil. Çocuk onu anlayabilir. Ama burada bu, ne var biliyor bu musun? Bu ne diye sorar ama o eylemin nasıl gerçeği. Yani özellikle çocuk yetiştiren anneler için söylüyorum bunu. Tabii ki şimdi geçti artık bu söylediklerimiz. Çocukların ellerinde birer tane cep telefonu, iPad, 1000 tane video yani. Seyrediyorlar. Onu görür, çocukların çocuk öğrenir. Videosu diye seyrettikleri iğrençlik ötesi. İğrençlik ötesi. İşte, diyaloglar dahil olmak işte üzere. İşte o yüzden burada... Ailenin verdiği eğitim önemli. Onu kapatmak değil. Ben çocuğumun yanında da sürebilirim. Ama bu senin zamanının davranışı değil diye o zaman öğretirim. Mesela işe giderken eşini hafif böyle bir dudağından öptün. Tamam bildiğin yumuldun demiyorum. Öpücüğünü kondurdun. Öpücüğü. Kız gördü ya da o oğlan gördü. Görmeli zaten onu anne babanın Kız babayı sevgisini. Ya da oğlan anneyi bu şekilde öpmek istedi. Bu da kötü örnek mi olmak? Bunu da tartışırız. Bu konunun dışında önce bunu konuşalım. Çünkü geçtiğimiz hafta bildiğim kadarıyla benim olmadığım bir dönemde masada Hakan Ural ve kızının bir
öpüşme fotoğrafı uzun süre ülke gündeminde de dert oldu. Sonra konuşuldu. Bunu da bu konunun dışında konuşuruz. Şimdi Şeyma'dan yola çıktığımız ama anne babanın verdiği o Buse ayrılırken evden olan bir yolculuk. Onun bir cinsellik yönü olmadığı sürece çocuğun anneyle babayla olan sevgisini anımsatır ona. Ama cinsel bir tablodan bahsetmiyor. Tabii cinsel, hayır. Ben işte onu da onu öpüyor, fotoğrafı koyuyor mu merak ettim. Tayyarcığım şöyle bir aynen. Yani ben şöyle bu olmalı. Bir düşündüm de yani kendi çocukluğuma gittim bir an. Ya hangimiz annemizin topuklu ayakkabılarını giymedik, naylon çoraplarını giymedik? Yani ben hatırlıyorum mahallede iki tane elma koydum. Annemin steğini giydim. Kaç yaşında biliyor musun? 9-10 yaşlarındayım. Hepimiz, ben de yaptım. Elma koydum. Naylon çoraplarını giydim. Annemin elbisesini, topuklu ayakkabılarını giydim. Gittim şeye, bakkala. Bakkal amca beni gördü. Kız dedi, ne bu halin dedi. Çabuk eve git dedi. Nasıl kaçtı bu bilmem. Ama bak yani sen bunu... şimdi de süslüsün. Ben de yaptım. Ben şimdi de yani, süslüyüm. Bir de böyle olmasına rağmen. Yapmadık hayır. Yani. Yapma ama... meselesinden söylemiyorum. Şimdi doğal bak, olarak burada... sizin tabiat olarak yaratılışınızda var bu zaten. Var ama şimdi var. Burada... Ama olmayabilir. Özür dilerim. Evet, evet, sen tabii, bitir istersen bir şeye tamam. Gireceğim. Bak evet. Sen de süslü bir kadınsın. Evet. Ben de süslü bir kadınım. Buna rağmen tamam. Benim kızım da anormal benim böyle... küpeler takardı. Ben yayına giderken bir şeylerimi kullanmak isterdi. Ne oldu biliyor musun? Çocuk büyüdükçe, kendine geldikçe okul dönemi yani üniversiteler, liseler döneminde bambaşka biri oldu. Kendi kimliğini buldu. Yani çocukken çok normal. Ama sonra çocuk kendi kimliğini buluyor. Şimdi yalvarıyorum yüzüne bir üstür. İşe gidiyorsun, i̇şte, kulağına bir şey takmıyor. Yani biraz önce takmıyor, evet. Anne oldu. Biraz yani önce bu kimlik biraz sonra bulunuyor. Tayyar'a katılmadığım bir yer var. Hani diyorsun ya işte dikkat edin çocuğunuzun yanında sürmeyin, etmeyin. Ben vallahi hep süslü bir kadındım ama kızım da bir o kadar düz bir hayatım, kızdır. Bunu aynı yani bunu, çok bunu, sağ. İşte benim kızım da yani arkadaşlar bu benim şahsi fikrim değil ki. Bu ülkede çocuk pedagogu olarak görev yapan psikiyatristlerin, psikologların, çocuk pedagoglarının yapmış oldukları üniversite tezleri ve hazırlıklarında düştükleri notlar. Biz de bunları kendi fikrimiz değil, kitaplardan okuyup bakıyoruz. Niye bu insanlar bunları yazmış? Bütün doğal olarak insan bedeninin daha çocuk yaştan itibaren büyümesinde kadın ve erkek cinsiyetinin başta cinsellik duygusu olmak için çocuk yaşta başlayan bir şey. Şimdi bir hanımefendi, bir hanımefendiye doğru yazmış. Çocukların oyun setlerinde bu söylediğiniz takma tırnaklar var dahil diye. Anlatmaya çalıştığım tehlike şu. Bunlar gerçek tırnak, protez bunlar değil. Yo, sticker bu. Bunlar sticker ama sonuçta tırnak için. Tırnak bu yani gerçek. Tırnak bu elinde hayır değil. Bu zararlı bir şey değil. Çocuklara zararından bahsetmiyorum. Mesele zararı değil ki. Bir kız çocuğunun bir küçücük bedenin daha henüz bebek yaşında kadın yaşına gereken hal ve tavırlar, takılar, giyim, kuşam şekil. Bahsettiğim şey bu. Henüz küçücük, çok erken bir şey. Bir tanesi çok doğru yazmış bir hanımefendi, ismini kaçırdım. Yani babası hırsız olan çocuk hırsız mı oluyor? Evet. Yani ya istisnalar kaideyi bozmaz ama. Bozmaz. Evet. Çünkü evin içindeki diyalog bu. Zaten baba ve anne çocuğunu daha o küçük yaşta çalmaya ve dilendirmeye yönlendirdiği için alt beyinde oluşan bu duygu İlerleyen yaşlarında çocukta zuhur eden meslek haline geliyor. Gidin üniversitelerde, açın internetlerde, her numarayı biliyorsunuz ya. Açın okuyun bakın vakaları. Ya ben de şunu savunuyorum. Hayır, ben de şunu savunuyorum. Tamam, hassas olduğun nokta pekala, kabul. Böyle düşünen izleyicilerimiz de vardır, kabul. Ancak ben de bir çocukta, bir kız çocuğunda ya da oğlan çocuğunda ben Allah korkusu, insan sevgisi, doğaya saygı, yerleri kirletmemesi, nezaket. Bende bunlar daha önemli. Ben bir buçuk ay önce bir bu kediyi tedavi ettirdim bu ya. Bu söylediklerinin sitemde ki, çok sosyetik bir siteyiz sözüm ona. Halkalı sosyetesi şey yapıyorlar. Ne o? Küpeştelere bilmem nelere güvercinler beslenmesine kadar karışıyorlar bu arada. Hı. Hani alt komşunun camına kuş mu çığmış? Dertleri o. Bütün dertleri o. Bir tane bu çok duyarlı komşularımızın oğlu bir kediyi alıp yere vurdu ve ayakları kırıldı. Ama anlatabiliyor muyum? Yani ben insanlara makyajıymış, dudağına annesinin rujunu sürmüş, tırnağına bunu sürmüş, onu yapmış, bunu yapmıştan ziyade onlara takılmaktansa ben bu yetiştirdiğiniz veleklere
Bunları verin istiyorum. Sayın moderatör, bunlara takılın istiyorum. Masaya getirdiğin mesele hayat bilgisi ya da insani oluşumun eksikliği değil. Şeyma'nın kızının barüzündeki ojeyle geldin. Beni yani, rahatsız etmedi. Seni etmedi, beni etti. Çünkü karşımızdaki kız çocuğun sadece bu değil. Bu kız çocuğunun çocukluğundan beri gözümüzün önünde içinde bulunduğu durumlar rahatsız edici. Daha henüz annesinin minnacık yaşta Maya Bikini kataloğunun... Bak ona katılabilirim. Anladın mı? Yani bir tanesi değil. Tamam, sen Şeyma'ya hatasından dönmeye çalışıyor. Şu an çok şefkatli bir anne görüyorum ben burada. Olması. Peki ya sen? Tamam öyle görüyordun da konu olarak niye masaya getirdin o zaman? Ya fikrinizi soruyorum ya, yahu. İyi de fikrimi soruyorsun. Sonra diyorsun ki ben orada çok şefkatli ya, bir anne görüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, bu masada otururken arkadaş ben burada ortaya çıkan fikre şak şak yapmak zorunda mıyım? Teza antites, tartışma masası bu. Tamam güzel arkadaşım benim, getirdiğin konu Şeyma'nın bu durumuna ne diyorsun dedin. Ben de Şeyma'nın yanında kızının gördüğüm şeklinden yola çıktım. Ben de aksi görüşteyim, onu söylüyorum. Burada ne sakınca var? Hayır, hiçbir sakınca yok. Ama sen getirdin işi kertenkelelere, kuşlara, sitemdeki kedi köpeğin bakımına. Bu değil ki meselemiz. Ama o da diyor ki çocukları bunu daha önemli şeyler verelim gereken demek istedim. Ellerindeki ojeden ziyade çocuğu annenin babanın daha başka hassasiyetleri olmasının fikrindeyim ben. Aynı şey, bir tanesi tek örnek bile yeterli. Çocuk yetiştirmenin kendi içinde çok önemli dinamitleri var. Zaten bu hassasiyeti yani, herhalde bunları korumadığın sürece hissetti bir zaman, aldı herhalde değil mi çocuğu daha küçük dönemde? Biliyorum yani. Öyle hatırlıyorum ben annemi. Bir ara baba göstermiyordu, sonra tekrardan bu diyaloglara girdiler, benle beraber yaşasın dedi ama falan. Ama yani göstermemek de ne demek yani? Yani göstermiyor dedim, uzun yani, süre annenin yanında kalmasına şer koymuştu, yanına almıştı. Ya şimdi küçükken çocuklar onları çikolatayla, hediyelerle bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Mutsuzluklarını mutluluğa çevirebiliyorsunuz. Aslında görseline baktığınız zaman görselde evet mutlu bir çocuk var. Ama bütün pedagogların söylediği bir şey vardır ki bizim de iletişimde ustalık, başarı, psikolojisi eğitimi aldığımda orada gördüğüm bir şey vardı. Çocuklar kesinlikle 4 yaş, 0-4 yaş çok çok önemli. 4-7 yaş kendi içinde çok önemli. Bunları da kategorilere ayırıyorlar. Ben Şeyma'nın anneliğini yargılayacak şeyde kendim bulamıyorum. Kızını seviyordur, sevmiyordur. Buna ben karar veremem. Seviyordur. Çünkü her annenin kızına özel sevgisi var. Evladını seviyordur. Sadece yetiştirirken onun doğruları böyle. Evet. Bu onu kötü bir anne yapmaz.